Herkese merhabalar. Sihirli Kelimeler programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Doktor Cengiz Çevik bizlerle birlikte. Kendisi klasik filolog diye onu takdim etmemi istedi ama ben aslında onu bir filozof olarak görüyorum. Cengiz merhaba, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Peki neden filozof değil de klasik filolog olarak anılmak istiyorsun? Önce bunu konuşalım mı? Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu programda hayırlı olsun. Teşekkür hepinize. Ederim, çok sağ ol. Filozof olmanın kendinde bir ağırlığı var haliyle. Hem felsefe tarihinde hem de günümüzde. Yani bir de felsefeci tabiri var malum. Bir kere eğitim bakımından, felsefe bölümünden mezun olmadığım için kendime felsefeci demiyorum. Tamam. İkincisi de anlaşılabileceği sen üzere... Sen aslında dil bilimcisin bir tarafı. Evet, filoloji çıkışlı olduğum için, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olduğum için Latin Dil Edebiyatı bölümünde kendime filolog diyorum. Ve Latince çeviriler yapıyorsun evet, aslında. Latince çeviriler yapıyorum. Telif çalışmalarım var. Bir de filozof ismi zaten başlı başına korkutucu. Bir insanın kendisine peki, filozof desek, demesi... Peki düşünür desek, yani yerine oturur mu? Yine mi olmaz? Düşünür denilebilir tabii ki. Ben çok tabii muğlak bir... Ama tabii bir meslek sorduğunda hani ben düşünürüm pek olmuyor. Evet, genelde kendi başıma düşünüyorum evde ama meslek Melih olarak Cevdet'in düşünür değilim. Melih Cevdet'in öyle bir sözü var biliyor musun? Nasıl? Bir gün bir okuru gidiyor, deneme yazıları biliyorsun Melih Cevdet Anday'ın harikadır. Evet. Okuru diyor ki deneme yazılarınızdaki düşüncelerinizi çok beğeniyorum. O da şöyle cevap veriyor, estağfurullah ben herhalde hayatımda bir ya da iki kere düşünmüşümdür. Geri kalanı başkalarının düşüncelerinin tekrarıdır aslında. Evet. Belki filozoflar için de böyle midir? Yani bir gelenekten geliyorlar sonuçta. Evet, filozof sürekli düşünen bir adam olmak durumundadır. Ama tabii hatta şu da söylenebilir. Filozofun asıl olayı belki de düşünmenin ta kendisidir. Düşünmenin... Belki burada filozof kime deniri tam evet, bir söylesek böyle yani, bir şey yapmış. Filozof... bu çağda kime denebilir? Evet, filozof her şeyden önce sofya dediğimiz Yunanca'da bilgeliğe duyulan sevgi anlamına gelir felsefe. Yani bilgeliğe sevgi duyan kişidir aslında filozof. Yani filozof her şeyden önce bilgeliğe ve bilgiye sevgi duyan bir şahıstır. Bu yüzden de en temel ihtiyacımız düşünmek. Çünkü düşünmeden bilgeliğe veya bilgiye ulaşamayız. Dolayısıyla filozofu tanımlarken ben her zaman öğrencilere veya sohbet sırasında arkadaşlarıma bulunduğum her yerde diyeyim. Herkese şunu söylerim. Felsefe bir sevgi olayı. Çünkü içinde var. Doğru. Yakın olmamız gereken şey de, yani sevmemiz gereken şey de bilgelik. Yani filozof en temel anlamıyla bilgeliği seven adamdır. Peki bir şey soracağım şimdi. Evet, bilgeliği seven adam. İşte sen birçok filozofun hayatını inceliyorsun. Evet. Bazıları üzerine yazılar yazıyorsun. Bilgeliğe ulaşmış olduğunu düşündüğün bir filozof var mı tam anlamıyla? Yoksa onların da genelde eksik yönleri var? Çünkü bunlar akım akım birbirlerinin üzerine bir şeyler koyarak ya da eksilterek bazen gidiyorlar. Şimdi burada şöyle bir durum var sanırım. Felsefenin anlamı ve yöntemiyle ilgili bir durum. Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Çünkü acaba filozof mutlak bilgiye veya bilgeliğe erişmiş olan eren kişi midir? Yoksa, erebilmiş midir? Evet, erebilmiş midir? Yoksa felsefe kendi başına bu yolun ta kendisi midir? Yani burada bir yoldan mı yoksa bir varıştan yani mı bahsediyoruz? Felsefe yolda olmaktır ekolü evet, mesela. Evet, çok malum bir deyiş, bilinen bir deyiş. Bu anlamda benim Yunan felsefesi çalıştığım için daha çok veya antik felsefe diyelim, buna Roma'yı da ben dahil ediyorum kendi çalışma alanımdan ötürü. Felsefe esasında bir yolda olmaktır, doğru. Ama aynı zamanda bir mücadele içinde olmaktır. Çünkü bizim peki, için... Peki neyin mücadelesi? Bilgiye ulaşma mücadelesi. Aksi halde bu mücadele olmasa ortada felsefi tartışma olmaz. Yani tartışmanın kendisini mümkün kılabilmek için bizim yolda olmamız ve farklı düşünceler çerçevesinde, farklı bilgiler çerçevesinde tartışabiliyor olmamız lazım. Tartışmayı mümkün kılan şey bence felsefenin kendi metodolojisinde olan şeydir. Yani felsefe esasında bilgeliğe erişmeyi değil, erişme çabasına dönük erişme bir çabası. Çabadır.
Anlıyorum. Peki biz şimdi felsefe deyince hep işte Sokrates ve Platon geliyor ilk olarak aklımıza. Bir de ama Sokrates'ten öncesi var. Evet. Bu böyle milattan önce, milattan sonra gibi sanki felsefede ben bazen öyle algılıyorum. Sokrates'ten önce neydi felsefe ve ondan sonra neden, ne değişti de biz böyle anlıyoruz? Öncelikle ben kendi çalışmalarımda felsefeyi başlatırken en eski kaynak olarak, tabii ki farklı kültürlerde bilgelik uğraşısı vardı, çabası vardı. Yani Yunan'la başlamış bir şey değildir bilgelik. Ama felsefe terim ve metodoloji olarak Yunan'la başlamıştır. Yazılı kaynaklar açısından düşünürsek. Ben felsefeyi Delphoi Kehanet Merkezi ile başlatan bir kafa yapısına sahibim. Yani Delphoi Tapınak Merkezi. Çünkü orada bir hepimizin, yani şu an bizim bu programı izleyecek olan birçok kişinin de bilebileceği bir şey var. Kendini bil öğüdü. Bu Delphoi Tapınağı'nın kapısında yazardı. Ve insanlar oraya bir şey danışmak için gittiklerinde Tanrı'ya o yazıyla karşılaşırlardı. Kendini bilmek. Esasında Yunan felsefesinin başlangıcında bu öğreti vardır. Bu mesaj vardır. Dolayısıyla felsefenin başlangıcını Delphoi Kehanet Merkezi ile eğer kendini bil, kendini bilme düsturuyla, kendini bil öğüdüyle eğer başlatırsak felsefeyi, oraya gitmiş olan 7 bilge ve ondan sonra presokratikler veya Sokrates öncesi filozoflar dediğimiz filozoflar ve bunların en ünlüsü malum Thales'tir. Birçok felsefe tarihi kitabı Thales'le başlar. Yani bir doğa felsefesiyle başlar. Yani mağarada oturan bir insanın bütün doğa olaylarını Tanrı ile ilişkilendirmesi, tanrılarla ilişkilendirmesi mümkündür. Ancak bir gün birisinin içimizden ayrılıp bütün bu olanların doğada bir nedeni var, doğadaki her olay birbirine bağlıdır dediği an işte doğa felsefesinin başladığı andır. Dolayısıyla Sokrates öncesi felsefenin temel niteliği farklı ekoller veya farklı filozoflar tabii ki farklı şeyler düşünmüşlerdir. Farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Örneğin Pitagoras ile Thales çok farklıdır. Ama ikisi de Sokrates öncesi filozof ve kendi cemaatlerini, kendi ekollerini oluşturmuş düşünürlerdir. Ancak bunların hepsinin ortak bir özelliği vardır. Nedir? Bu sorunun da cevabı. Sokrates öncesi felsefe bir doğa felsefesidir. Yani doğaya dönmek. Olayların doğa nedenini... Doğa demek belki doğayı anlamak mı? Evet, doğayı yani anlamak. Ve kendini bil öğüdünü doğayı bilmek üzerinden kendini bilmeye dönüştürmek. Ben Sokrates öncesi felsefeyi böyle anlatırım. Yani insanın evrendeki yerini önce kendince belirleyip sonra kesinlikle ona göre bir kesinlikle düşünce belirlemesi gibi kesinlikle belki öyle anlıyorum. Yani bir yağmur yağdığında yağmur tanrısı buna sebep olmuş olabilir. Doğru. Ancak onun doğada bazı nedenleri var. Bulutların çarpışması gibi veya bulutların çarpışmasına neden olan başka doğa olayları var, değil mi? Bütün bu olayları bir bütün olarak kozmosdaki neden-sonuç ilişkisi, silsilesi olarak düşünürsek burada muazzam bir düzen var. Ve bir filozof bu düzene baktığında, bu düzeni anlamaya çalıştığında kaçınılmaz olarak kendini de bilmeye ve anlamaya başlıyor. O zaman burada felsefenin aslında bilimle çok yakın bir ilişkisi olduğunu kesinlikle anlıyoruz, değil mi? Felsefe bu bağlamda bilimin babasıdır denilebilir. Çok güzel. Yani Thales'in doğaya dönmesi, her şey tanrılarla doludur diyor. Burada şuna da tabii dikkat çekmek lazım. Hani olayları doğayla açıklamak çok güzeldir ve bilimi de öncelemiştir. Ancak burada tanrılar, tanrılık, kutsallık fikri tümüyle devre dışı bırakılmış değildir. Hala vardır. Bir tarafında yine teolojik taraf kesinlikle var. Kesinlikle yani. Zaten başından itibaren var. Yani Yunan felsefe tarihinde tanrı tanımaz diyebileceğimiz, yani ateist diyebileceğimiz filozof neredeyse yani yok gibidir. Birkaç tanedir ve onlar da zaten ekolleşememiştir. Peki burada tek tanrıdan mı söz ediyoruz o dönem içinde? Şimdi tabii ki orada çok tanrılı bir sistem söz konusu ama kaçınılmaz olarak içlerindeki Zeus'a, yani tek bir tanrıya, bütün tanrıların kralına evet, ve babasına, tanrısına olan bir figüre seslendiğiniz zaman ki birçok felsefe metninde ve ilahisinde vardır, böyle bir mi şey vardır. O Zeus tek tanrıdır. Özellikle de biraz sonra bahsedeceğimiz Stoacılar için hep tek tanrı figürü ön plandadır. Çok tanrılıktan ziyade. Hatta diğer tanrılar, güneş tanrısı, rüzgar tanrısı, nehir tanrısı, birçok tanrı var. Büyük tanrılar var, küçük tanrılar var.
Hepsinin aslında tek bir tanrının adı veya işlevi olduğuna dair görüşler de var. Peki bir şey soracağım. Şimdi onların dönemini anlıyorum. İşte tapınaklara çekil, bunları güzel güzel düşün, her şey sakin. Fakat şimdi benim bizim... gibi. Ben de günümüzde tapınak, yani çalışma odama çekiliyorum. Tapınak diyemeyiz genelde, biliyorsun. Kahve içerken görüyorum evet, seni evet, bir yerlerde. Evet, evet. Sen fıçı yerine kahve kupasında denebilir. Evet. Ama şöyle kupada. Şimdi evet, çok mantıklı onlar için ama bizim dönemimize baktığımız zaman işte klinik felsefe, stoa felsefesi, işte Diogenes, o çok meşhur senin dediğin fıçıda yaşama meselesi. Ama bizim artık fıçıda yaşamak gibi bir şansımız, işte senden de örnek verdik, öyle bir durum yok. Yani hepimiz kapitalist sistemin içindeyiz. Evet. Peki şu anda felsefe neye karşılık düşecek o zaman? Daha doğrusu felsefe ne işe yarara, geleceğim ama geçen bir kitap okudum, Sanatçı Gibi Düşün diye. Orada diyordu ki bütün okullar sanat okulu olmalıdır. Çünkü sanat okulları insana ne düşünmesini değil, nasıl düşünmesi gerektiğini, hı hı, öğretir. Aslında tabii ki felsefeye geliyoruz işte buradan. O zaman şu anki sistemdeki problem ne ki? Biz bunca şey biliyoruz, arkamızda böyle bir felsefe geleneği var ama yine de bir türlü mutlu olamıyoruz. Ben bu çok güzel özetlediğin duruma şöyle bakıyorum. Ben Yunan toplumuyla, Yunan kent devletlerinin o genel toplumsal yapısıyla günümüz toplumsal yapısı arasında bir farklılık görmüyorum. Çünkü insandan hareketle, şu açıdan fıçıda yaşama fikri niye ortaya çıktıysa günümüzde o nedenler hala var. Ama yani, yaşamak mümkün değil. Var mümkün da olmayabilir, mümkün olmayabilir veya tartışabiliriz. Ama şu net, klinik Diogenes aslında tabii hani klinik felsefenin nasıl ortaya çıktığından bahsettiğimiz zaman belki daha net ortaya çıkacak. Doğru. Yani burada şimdi Sokrates'ten... Yani o fıçıya girene kadar neler yaşadı da tabii, en son fıçıya doğru tabii gitti. Ve felsefe nasıl fıçı felsefesine doğru evrildi? Şimdi burada çok önemli bir hikaye var aslında. İşte çok güzel az önce anlattığımız Sokrates ayrımı. Sokrates var ortada, öncesi ve sonrası. Şimdi orada Sokrates'te yaşanan kırılma aslında buradaki bu sorunun arka planını oluşturuyor. Ve verilecek cevabını da. Ne kırıldı da böyle bir... Ne kırıldı? Dedik ya, Sokrates öncesinde bir doğa felsefesi evet, var. Doğa araştırma anlayışı var. Yani doğaya yönelme var. Bu tabii pikniğe gider gibi bir doğaya gitme değil. Yani biz doğa denilince akla mangal falan gelebilir bazı insanların. Doğaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Pikniğe gidiyorsun aslında. Ama doğa filozofu doğaya baktığında çok güzel... Doğanın az önce, mekanizmasını çözmekten evet, mekanizmayı ve çok güzel söylediğin gibi aslında kozmostaki, yani evrendeki kendi yerini aramaya gidiyor. Doğaya gitmesinin sebebi bu. Kendisini bilmek için doğayı bilmek zorunda. Sokrates'te yaşanan kırılma... doğa araştırmasının, ve ben bunu her zaman söylerim birçok kişiye, doğa araştırmasının bırakılıp insan araştırmasının öne çıkarılmasıdır. Yani Sokrates'e atfedilen bir söz vardır. Platon'un, şu an aklıma gelmiyor, bir metninde geçer. İnsan meseleleri, insan sorunları bitti de mi doğaya gidiyoruz diyor. Yani çok güzel, daha çok ahlak felsefesinin öne çıktığı bir kırılmadan bahsediyoruz. Stoa dediğimiz mi? Sokrates'te. Başlangıçta. Tamam. Yani Sokrates öncesi doğa, tamam. Sokrates'ten sonra artık insan ve ahlak. Çünkü insan demek ahlak demektir. Yani orada insana gitmek demek, insanın nasıl biri olduğu, ne olduğu ve nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili kafa yoruyor. Biraz makrodan mikroya mı, mikrodan makroya mı gideceğiz sorusu tabii gibi değil mi? Yani doğadan mı insana, insandan mı doğaya? Evet, ve oradaki kırılmayı ben işte az önce dediğim gibi öğrencilere, arkadaşlarıma söylerken diyorum ki zaman makinesi olsa ve gitsek çoğunuz Sokrates'ten nefret ederdiniz bugünkü bilim anlayışından ötürü. Çünkü adam çok açık bir şekilde insan meseleleri, yani ahlaki meseleler bitmeden, politik meseleler bitmeden doğanın araştırılmasını gereksiz buluyor. Bu şu demek, bizim bu günümüzde bilimi çok seviyoruz, çok önemsiyoruz olayları anlamada. Bu ikinci planda kalıyor Sokrates'le birlikte. Tabii bu böyle olunca Sokrates'in Platon üzerinden felsefe tarihine çizdiği yön de tabii buna göre şekilleniyor. Ahlak felsefesi, etik dediğimiz şey. Çünkü etik etostan gelir. Etos alışkanlıktır. Yani alışkanlığın incelenmesidir aslında. Artık benim evet, kozmostaki yerim değil, alışkanlığımın, tavrımın, davranışımın. Ve tabii ki toplumda yaşama biçimine geliyoruz insandan. Politikaya geliyoruz tabii. Topluma geliyoruz ve politikaya. Peki filozofların hepsi muhalif midir? Bu açıdan tabii. Yani böyle baktığımız. Çünkü burada Sokrates bu kırılmayı yaparken kaçınılmaz olarak
Sokrates'in savunmasında dendiği gibi tanrılar beni Atina toplumuna bir at sineği olarak yolladı diyor. Yani sorun çıkarmak. Filozofun görevi bu. Filozof politikacının, iktidar sahibinin yalakası olamaz. Ama öyle olanlar da var. Var. Felsefe tarihi dal kavuklarla doludur. Baş dal kavukta Sokrates'in öğrencisi Platon'dur yani. Platon'un mektuplarına bakarsanız. Çok iyi bir öğrenci miymiş galiba bu durumda. Yani. Ama şöyle bir şey var işte. Yani günümüzde olduğu gibi antik felsefede de filozof söylediği şeyleri hayata aktarmalı mıdır? Söylediklerini yapmalı mıdır? Yapmasa da söyledikleri yine muteber midir? Evet. Yani sadece söylemekle vardır. Olur mu? Eyleme geçmeden gerçeklik olabilir. İşte eyleme geçtiği zaman, fıçını yaşadığı zaman Gülşah Hanım bunu eleştiriyor. Evet. Yani ay, ben çünkü şöyle eleştiriyorum. Fıçıda olmak marjinal bir tercih. Marjinal değil. Şu an böyle bir şey mümkün değil. Biraz daha konformist bir felsefe arıyorum ben. Uygulanabilir halini arıyorum. Şimdi hepimiz fıçılara mı girelim yani? Ne olacak o zaman? Şimdi ben nasıl devam edeceğim? Kötü bir filozof. Tırnak içinde bir filolog olarak şöyle cevap vermek istiyorum. Sokrates'ten Kinik Diogenes'e, yani Sokrates'te çünkü konformist bir yaşamı vardı. Konforlu bir yaşamı vardı. Evliydi. Okulunda değil mi böyle? Toplumun içindeydi. Öğrencilerle böyle kafelere biraz gidip kahve içmiyordu belki ama yani güzel bir hayatı vardı. Fıçıda yaşamıyordu. Düzenli bir hayatı vardı. Ancak Sokrates'in açtığı, az önce dedik ya, insanın araştırılması fikri. Sokrates'in açtığı yolda artık insan rahatsız edilmesi gereken bir varlığa dönüşmüştür. İnsan üzerinden toplumsal düzen aynı zamanda. Anladım. Yani rahatsız edeceksin. Ve toplumu rahatsız etmek de şu, buradaki yasaları, buradaki adetleri tartışmaya açmak demek. Filozof buradaki yasaları, ilkeleri, adetleri, politikacının kararlarını, senin benim yani vatandaşların eylemlerini tartışmaya açtığı andan itibaren bir düzen tartışması başlıyor. Evet. İşte Sokrates'in açtığı bu yoldan gelen Kinikler, Sokrates'in öğrencisi olan Antistenes diye bir filozof var. Kinik felsefenin kurucusu, onun öğrencisidir Diogenes. Anladım. Yani Sokrates'e böyle bağlanıyor Diogenes. Fakat Platon'un devletinde önerilen bir model vardır yani... devletleri aslında filozoflar yönetmelidir diye. Mesela şimdi burada baktığımızda da bu da çok mümkün gözükmüyor. Evet. Şimdi bütün bunların içinde bir filozof bir ülkenin yönetiminde nasıl o zaman söz sahibi olacak? Şimdi ben o toplum soruya, nasıl bir toplum olacak? Kinik felsefe ve Platon açısından cevap verebilirim ama şunu mesela merak ediyorum şu an. Sen bir edebiyatçısın, iyi bir edebiyatçısın ve kurgu yazarı olarak. Filozoflar kral olmalı mıdır? Yani daha çok ütopik veya distopik bir öykü yazarı olarak... Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir gidişat senin tasarladığın kurguda. Sence bir filozof kral ülkeyi yönetse daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Şey Thomas More'un işte ütopyasını düşünürsek mesela, ütopya gibi gözüken şeyler bazen distopyaya da dönüşebilir, rahatsız edici. Çok. Ben böyle bir kurgu yapsaydım, yani bir filozofu kral yaptığım bir kurgu yapsaydım sonu kötü biter. Çok parlak göktaşı gitmez. Falan mı yani? Yo, şöyle o toplumda yani düzeni sağlamak bence çok mümkün olmaz. Kesinlikle. Bir de bir düşünürden söz ediyoruz. İşte demin söyledim, düşündüğünü uygulamak bambaşka bir şey. Onları nasıl uygulayacaksın? Bir de nasıl uygulatacaksın sorusu var. İşte Erdem'den söz ettik. Mesela onu merak ediyorum. Bu kadar işte sosyal medyaya giriyoruz. Herkes Mevlana'nın sözleri böyle aforizmalar havalarda uçuşuyor. Fakat toplum bir türlü huzura eremiyor bu paylaşımlara rağmen. O zaman biz ne kaçırdık da bu kadar paylaşıma rağmen hala bu kadar mutsuz ve huzursuzuz diye belki düşünüyorum. De mutsuz ve huzursuz olduğumuz için bu tarz paylaşımlara ihtiyaç duyuyoruz. İhtiyaç boşluğu duyuyoruz ama işte yine şeye geliyoruz demin söylediğine, biliyoruz da uygulamıyoruz. Evet. Uygulamayınca da işte o distopyaya geliyoruz sonuçta. Tüm sistem çöker. İşte burada Kinik Diogenes fıçısıyla karşımızda bir kurtarıcı olarak beliriyor. Yani biz tırnak içinde plaza çalışanları olarak metroda gidip gelirken Mevlana aforizmalarını, Einstein aforizmalarını veya işte Kinik Diogenes, Sokrates aforizmalarını okurken aslında Kinik Diogenes'in fıçısının imkansızlığını kendimize ve topluma kanıtlamış oluyoruz. Doğru. Diyoruz ki biz bu fıçıda yaşayamayız ancak metroda, Twitter'da, şurada burada tabii isim verdim hani umarım sorun tabii değildir. Orada aforizmalar üzerinden bir kendimizi ve
entelektüel hazımızı tatmin ediyoruz, yerine getiriyoruz. Yani hiçbir şey bilmiyorsun, sadece işte bir kitaptan. Mesela şimdi senin seçtiğin iki tane kitap var bize. Köpeklerin Bilgeliği. Köpeklerin Bilgeliği ve Seneca'nın Ahlak Mektupları. Şimdi bunun içinden iki tane aforizma seçip sosyal medyaya koyduğumuzda aslında hiçbir şey bilmiyoruz da biraz havalı oluyoruz sadece. Evet, onu ben onu yapan bir insan tanıyorum. Mesela ben. Ama sen zaten biliyorsun. Yani bilerek oradan seçerek insanların dikkatini çekmek için belki yapıyorsun. Benim itirazım hiç şu kitabı okumadan oradan iki cümleyle orada bir tabii, şey tabii, biliyormuş o da olabilir gibi gözükenler için. İşte burada bunun panzehirini ben fıçı olduğunu düşünüyorum. Yani yaşama aktarmak. Ki bu eleştiri aslında King Diogenes'ten kendisinde de var. O yüzden dedim başlangıçta. Ben de sana orada karşı çıkıyorum. Yaşama aktarılma olarak görmüyorum şöyle, fıçıyı. Şöyle, az önceki soruya da cevap aslında bu. Ben hani dedim ya, toplumsal yapı açısından antik Yunan toplumuyla modern toplum arasında bir farklılık görmüyorum. Orada fıçıya gitme talebi. Tamam, orada mantıklı bir şey olabilir. Bir günümüzde karşı duruş, bir direnme yöntemi anlıyorum. Ama günümüzde de bu nedenlerin hala var olduğuna inanıyorum. O zaman günümüzde o nasıl değişecek ve evrimleşeceği. Ama orada da değişmedi. Mesela şöyle diyelim. Yunan toplumunda bir Yunan vatandaşı Diogenes'i fıçının içine gördüğünde midesi bulanıyordu yaşam tarzıyla. Hı hı. Kıyafeti, kıyafet yok zaten, bir harmani var, değnek var, sakallar uzamış, saç sakal birbirine girmiş. Ve evi orası yani. Orası ev, köpekler gibi yaşadığı için köpeksi bir felsefe. Evet. Köpeklerin felsefe. Bilgeliği oradan geliyor. Kesinlikle. Kitabın adındaki, bu arada hani bunu da hani önerelim. Evet, değil mi? George Locke'ın Köpeklerin Bilgeliği kitabı. Seni en çok etkileyen cümlesi ne oldu bu kitapta? Yani madem sihirli kelimeler, evet. Senin sihirli kelimelerin neydi bu kitapta? Oğuz Özügül'ün Almanca'dan yaptığı bir fragman çevirisidir. Beni etkileyen tabii benim çalışma alanım aynı zamanda politik felsefe, yani siyaset felsefe ilişkisi olduğu için her şeye siyaset felsefe ilişkisi açısından bakabilme gibi bir durumum var. Bu iyi ya da kötü. Felsefe tarihine çünkü sadece bir perspektiften bakmak sorumludur. Birçok açıdan bakmak veya bağlama göre konuşmak gerekir. Beni etkileyen tabii ki bizim burada birçok, bu bir fragman derlemesi olduğu için içindeki her söz aslında bir Twitter, aforizmaya denk düşer. Evet, Twitter'da paylaşma uygun. O yüzden bu kitabı alırsanız birçok tweet atabilirsiniz. Beni asıl etkileyen tüm felsefe tarihine, hatta tüm düşünce tarihimize etki eden Diogenes Laertios kaynaklı, ya bu başka bir Diogenes, yazar Diogenes Laertios. Tamam. Onda bulunan ve Kinik Diogenes'e sorulan bir soruya Kinik Diogenes'in verdiği cevaptır. Nedir? Çok basittir. Nerelisin diye sorarlar ona. Aslında Sinopludur, bizim Anadolu vatandaşı. Sonra Atina'ya. Sonra Atina'ya gidiyor. Orada tabii birçok olay var. Yani çok fazla detaylandırmaya gerek yok. Bir şekilde Atina'ya sürgün ediliyor ve orada nerelisin sorusuyla karşılaştığında verdiği cevap kozmopolites'tir. Yani ben bir dünya vatandaşıyım. Kozmopolites dünya vatandaşı demek. Yani kozmosun vatandaşı, evrenin vatandaşı. Bütün sınırların kaldırıldığı bir vatandaşlık sistemi. Ki bu bir muhalefet aslında. Evet, yani ben toplumun, devletin çizdiği sınırları reddediyorum. Evrenin çizdiği sınırları kabul ediyorum. Hatta bu minvalde diğer kitabımız olan Seneca'nın Ahlak Mektupları'nda da Seneca'nın bir cümlesi vardır. Bizim devletimizin sınırlarını güneş belirliyor der. Çok güzel. Yani güneşin ulaştığı her yer aslında benim devletimin bağlı bulunduğum yurttaş olarak, vatandaş olarak bağlı bulunduğum devletin sınırlarıdır. Güneş nereyi görüyorsa orada yaşayabilirim demektir. Şimdi yani bu şu demek aslında. Yani sen eğer kozmosun, evrenin vatandaşıysan fıçıda yaşadığın zaman tüm ahlaki değer yargılarını evrenle bir tutarsın. Hiçbir politikacı, hiçbir devletin yasalısı seni o fıçıdan atamaz. Seni çünkü evrenden atamaz. Öyle bir gücü yoktur. Anladım. Öyle bir gücü yok. O yüzden buradan bir direnme ekolü beliriyor. Yani kinik felsefeden stoa felsefesine geldiğimizde. Yani bir direnme. Çünkü sen diyorsun ki orada bir filozof olarak veya sıradan bir vatandaş, filozof, felsefe felsefeye ilgisi olan bir vatandaş olarak şunu diyorsun. Benim eğer sınırlarım dünyayla, evrenle belirleniyorsa, hiç şu veya bu politikacı bana hükmedemiyorsa, nitekim
Kinik Diyogenes'in biliyorsun Büyük İskender'le karşılaştığı evet, zaman evet. Gölge etme başka ihsan istemez demesi zaten bunun göstergesidir. Yani orada gelir bir de o hikayede şöyle bir şey de vardır. Kinik Diyogenes işte zaten kitabın kapağında da görünüyor. Fıçı'da yaşarken zaten öyle resmedilmiştir Rönesans'ta ve sonrasında veya öncesinde. Büyük İskender adamlarıyla geldiğinde onu ayağıyla dürter Diyogenes'i. Uyuyor çünkü. Ve dalga geçmek için der ki bir anlatıya göre senin gibi önemli bir filozof uyumamalı der. O da der ki Büyük İskender'e senin gibi büyük bir kumandan da bir eşek gibi beni tepmemeli. Yani bu bir tepkidir. Yani ben Büyük İskender... Ve büyük bir cesarettir tabii evet, ki. Evet ve zaten orada hiç. Yani Büyük İskender diyoruz. Yani dünya tarihinde hani 3 kişi say desen sayarsın tabii değil mi? Ki. İçinde olur. Ve onun bu cevabı... Aslında bir özgürleşme yok mu o zaman burada? Net. Yani her şeyi bırakıp çok güzel. O cevabı verebilecek i̇şte, bir özgürleşme. Aklımda o vardı, gelmemiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu özgürleşmedir. Felsefenin özgürleştirdiğini, insanı özgürleştirdiğini, toplumun sınırlarını kopararak, devletin bize çizdiği sınırları kopararak, sadece doğa yasalarına tutunarak özgür olmanın göstergesidir. Nitekim Stoacılara geldiğimizde elbette bu marjinal yaşam tarzı biraz daha konforme oldu. Mecburen. Şehir içinde fıçıda yaşamadan eşinle, çocuğunla, karınla, kocanla hı-hı. yaşayarak gündüzleri plazada çalışarak akşam X marka X kafeye gidip kahveni yudumlayarak nasıl orada erdemli bir yaşam süreceksin? Evet, burada bu erdem marjinal konusuna gelmek çok iyi bence. Evet, burada marjinal olan yaşam tarzı burada konforme ediliyor. Stoa felsefesine geldiğimizde. Konforme ediliyor ama yani erdem de o kadar geniş bir kavram ki şimdi yani evet. Erdemli insan kimdir desem bunu o yüzyılda verecek cevap başka, şimdi verecek cevap başka mı acaba? Ya da çok temel insani öğeler var mı? Hı-hı. Varsa bunların başına ne geldi? Ne geldi? Aslında Yunan toplumunda başına ne geldiyse günümüzde de aynısı geldi. Ben burada da yine aynı düşüncedeyim. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü ortaya konulan... İnsan da mı değişmedi? Yani? İnsan da değişmedi. Yani bizim toplumsal yapımız değişmedi. Politik yapı değişmedi. İnsanın dünyadaki talepleri o taleplerden dolayı ahlak dışı, tırnak içinde söylüyorum, veya ahlaksız. Tabii bu erdemli olmama halidir, ahlaksızlık. Şimdi erdeme tamam. geliyoruz burada. Bunlar değişmedi. Erdem dediğimiz şey etiğin karşılığı mı ikisi başka? Şöyle söyleyelim. Kavramda. Erdem'i açıklayalım. Aslında bir başta açıklamak evet. lazımdı. Doğru. Erdem Yunanca'da arete. Latincesi virtus'tur. Esasında Yunancası şimdi iki farklı dünya görüşü aslında burada. Şimdi tabii arete esasında insanın kabiliyetiyle alakalı olan bir şeydir. Yani erdem insana yakıştırılan bir şeydir. İdeal olandır. Yani erdem bir ideal olarak karşımıza durur. İçini başka kavramlarla doldururuz. Mesela otobüste yaşlılara yer vermek. Erdemli bir tavırdır. Yani Yunan toplumunda olsaydı böyle derlerdi. Yani erdem bir üst kimliktir. Üst Anladım. Tanımdır. Altını olmamız toplumun gereken... Zamanı mı doldurur? Evet. Olmamız gereken çağ. İnsan tipi neyse onun olumlu nitelikleri doldurur. Ama şimdi Latincesinde şöyle bir şey var. Kadınları kızdırmak için söylüyorum. Ya da söylemeyeyim mi acaba bilmiyorum. Virtus kelimesi virden geliyor. Vir adam demek. Yani virtus erdem. Erdemli olan adamdır. Adamlıktır. Çok özür diliyorum. Rezil kepaze bir duruma gitmesini istemiyorum ama maalesef etimolojik olarak böyle. Ama zaten felsefecilere de baktığın zaman hepsi erkek neredeyse yani. İşte evet. Hypedia'yı evet. düşün bilim kadın olarak başına gelmeyen kalmamış. Söyledikleri yüzünden kadını parçalayarak öldürdüler. Evet, yani. Evet öyle bir durum var. O yüzden hani bunun tabii ki böyle yorumlanmış ve böyle söylenmiş olması beni hiç şaşırtmıyor. Yani erdemin adamlık tırnak içinde adamlık olması bir yerde tabii muazzam bir espri yani bu. Yani orada adam aslında şu demek. Gücüyle, kuvvetiyle, cesaretiyle erdemli olmak. Yani çünkü savaşta gösterilen bir cesaretten evet, bahsediyoruz. Belki savaşçı tabii. kimliğiyle bakarsak günümüzdeki tamam. gibi adamlık, işte adam olmak falan adam da dizi adam oyuncusu falan. Veya böyle futbolcu şu bu şey değil yani öyle gösterişi değil. Savaştaki cesaret. Çünkü bunların örnekleri var Yunan'da ve Roma'da. Şimdi adam gidiyor. Bir örnek vereyim çok kısa. Çünkü çok güzel bir anekdot. Roma'dan bahsediyorum. Komutan esir düşüyor düşmana.
Romalı komutan. Ve düşman diyor ki geri dön Roma karargahına, ordugahına. Bizim taleplerimizi ilet. Sonra da geri gel. Şimdi günümüzdeki bir konformist, bir opportunist birisi hazır ben döndüm ordugaha kalayım burada niye geri döneyim der değil mi? Evet. Ama Romalı komutan diyor ki düşmana söz verdim. Düşmanın talepleri şunlar şunlar. Şimdi geri geliyorum deyip düşmana gidiyor. Öldürüleceğini bile bile. İşte bu bir erdemdir. Evet, Romalı erdemdir. Sorumluluk erdemi. İnsanlığa karşı. Bakın burada farkında mısınız? Artık Roma sınırlarının üstünde insanla ilgili düşmana verdiği söz. Yani insanla ilgili bir durum. Aslında bu çok felsefi bir erdemdir. İşte Stoacı erdemlerinden biri budur. Cesaret. Çünkü bunun içinde cesaret var. Sözünü tutma var. Düşmana bile. Dolayısıyla erdem önem kazandığında Stoacılar için çünkü en yüce şey Latincesiyle summum bonum dediğimiz şey erdemdir. Yani Stoa felsefesi bir erdem felsefesidir. Artık marjinal yaşamdan çıkıp kent hayatında nasıl erdemli olabiliriz? Yani ben fıçıda yaşamak istemiyorum, yaşayamıyorum diyen insanlar. İnsanlar, işte Gülşen Hanım gibi Romalılar, Yunanlar kendilerine bir sığınak aradıklarında felsefede evet. İşte o Stoa felsefesidir. Yani kilit olamayız. Erdem burada da erdem var. Yani burada da erdem övgüsü vardır. Ama toplumun ve insanoğlunun bütününün kötü olduğu fikrinden hareketle çok marjinal bir yaşama ikilemde. Sen hangi tarafa katılıyorsun? Sen de insanın kötü olduğunu düşünüyorsun. İnsanın kötü olduğunu düşünüyorum. Yani biz aslında birbirimizin fikirlerini biraz bildiğimiz için. Evet. Özellikle sorduğumuz bir soru. Özellikle sorduğumuz bir soru. Karşı çıkabilmek için. Kesinlikle. Bir edebiyatçı olarak da mesela bulmuşken merak ediyorum. İnsanoğlunun tamamının, çünkü Yunan felsefesi dediğimiz şey, ekoller bazında düşünürsek, çok aristokratiktir. Yani seçkincidir. Az insan. Çok yani güzel. Her yerde herkes güzel filozof olamaz. Herkes felsefeyle ilgilenemez. Çünkü felsefe elitist bir şey mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu durumda. Bu yüzden demokratik değildir. Ve bu yüzden Yunan felsefe ekolleri, filozoflar demokrasi karşıtıdır. Başta da Platon. Çünkü yani demokrasi... Yani halkın fikri alınmamalıdır'a mı geliyoruz demokrasi karşıtından? Ben onu mu anlamadım? Yani tabii ki. Her şeyde halka sorulmazı mı anlayacağız yani? Her şey değil, hiçbir şey. Çünkü halk... Çünkü bakın burada şöyle bir şey var, çok net. Bizim bazen unuttuğumuz bir şeydir. İşte modern hayatta belki çok fazla. Çünkü demokrasiyi çok fazla övüyoruz günümüzde. Gözden kaçırdığımız bir husus var. Liyakat meselesi. Layık olma meselesi. Layık olmak. Şimdi bu şuna benziyor. Çok basit bir örnekle. Bu kitabı ben okudum. Diyelim ki sen okumadın. Bir kişi geldi. Diyor ki bu kitapla ilgili birisi bana bilgi versin. Demokratik usul. İkimiz de görüş bildiriyoruz. İkimizin de görüşü aynı. Onun nezdinde. Dedi ki evet ben bunu istiyorum dedi. Demokrasi olsun burada, eşit olsun. Şimdi bu doğru mu? Değil tabii. Burada seçkinci olması gerekir ve bana sorması gerekir. Evet, ben senden daha üstün olmalıyım bu konuda. Başka bir konuda da sen olabilirsin. İşte bu seçkinciliktir. Hatta bunu daha da çoğaltırsak, senin bulunduğun tarafta 50 kişi var, burada sadece ben varım. Ve yine bize soruldu. Oradaki 50 kişi daha kalabalık diye hiç okumadığı halde kitapla ilgili fikrini beyan edebilir mi? İşte burada... Burada biz şeye geliyoruz. Yani bilgiye bu kim sahip? Dağdaki çoban hikayesine geliyoruz. Bu 6 ayda yani, seçime gittiğimiz için çokça konuştuğumuz konulardan kesinlikle, bir tanesi. Yani, dağdaki çobanla benim oyum aynı mı yani, demişti bir manken de. O manken arkadaş çıkmıştı. Güzel konuştu ama yani zor. Ama bu tabii beraberinde linci getirebilecek tabii bir şeydir. Zaten o çok tehlikeli bir şeydir. Ama şimdi senin söylediğinde ona çıktı. Felsefi yani, açıdan baktığımızda. Tabii tabii. Ama ben Yunan felsefe ekollerinin böyle olduğunu söylüyorum. Yani yoksa ama sonuçta yaşadığımız demokrasi, çağda kendimize da bir anlamda ekol belirlememiz gerekmiyor mu? Nasıl? Yaşadığımız çağda da bir ekol belirlememiz, işte bir hı-hı toplumsal ahlak diyeceksek, insan olmanın erdemi diyeceksek bizim bir şey belirlememiz gerekiyor. Bunu da geçmişe bakarak yapabiliriz kesinlikle ancak. Geleneklere bakacağız. Şimdi konuşuyoruz bambaşka şeyler. Ama işte dünya yurttaşıyım demiş ama biz hala milliyetçiliği konuşuyoruz. Hala sınırları konuşuyoruz. Bunlar hala çok önemli. Hiçbir şey değişmemiş diyorsun. Evet işte o zaman daha farklı düşünüyorsun.
düşünüyormuş, dünya yurttaşıyım diyebilmiş. Şimdi kaç kişi bu cümleyi kurabiliyor? Geriye mi gidiyor meseleler? Şimdi senin söylediklerinden o çıkıyor bu sefer. Şimdi şöyle düşünüyorum. Dünya vatandaşıyım demesek bile esasında dünya vatandaşı gibi yaşamıyor muyuz? Örneğin ben veya sen, bu güzel hanımefendi, şu an dünyanın herhangi bir yerinde, atıyorum New York'taki muadil bir hanımla aynı değil misiniz? Yaşam tarzı, sen de müzik dinliyorsun, aynı siteye tabii giriyorsun. Tabii kadın olarak aynı eşit şartlara sahip değiliz. Tabii ki öyle bir takım küçük sorunlarımız var dermişim. Tabii ki öyle büyük farklılıklar var. Ancak yaşam tarzı, hatta düşüncelerimizin bile evrenselleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Aslında Kinik Diogenes'in ben dünya vatandaşıyım demesi de aynı anlamda, aynı minvalde değerlendirilmeli. Yani burada çok net bir şekilde şu var. Ben bulunduğum yörenin, bu yerel coğrafyanın sınırlarına dahil olmak istemiyorum. Daha hani günümüz politikası, politik düşüncesi bağlamında söylersek, daha çoğulcu bir demokrasiye ihtiyacımız olduğunu düşünen biri olarak ben esasında nerelisin sorusuna dünya vatandaşıyım, kozmopolites diyen, yani kozmopolites, kozmosun politesi, kozmosun vatandaşıyım diyen kişiden, Diogenes'ten farklı düşündüğümü düşünmüyorum. Ben de çoğulcu demokrasiyi savunarak herkesin fikrini özgürce ifade ettiği bir ülkede yaşamak istiyorum. Ve cinsiyet farkı, tercih farkı, din farkı, dil farkı, ırk farkı, bunlar benim umurumda değil. Ben de sınırları kaldırıyorum. Ama toplumun umurunda işte zaten. Ama o zaman da zaten çoğunluk kötüydü. İşte yine benim dolaşarak, başka bir yoldan gelerek benim fikrimi doğrulamış oldun. Yani o zaman da insanlar tepkiyle karşılıyor. Ne demek dünya vatandaşı? Ben Atinalıyım. Ben Spartalıyım, ben Romalıyım. Ben şöyle katılmıyorum senin söylediğin. Yani insan kötüdüre katılmıyorum, ben sistem kötüdüre katılıyorum. Çünkü bu insanlara bunu öğreten sistem, kapitalist sistem sınırlar olması gerektiğini söylüyor. İşte vizeler olması gerektiğini söylüyor vesaire. Kuralları çiziyor. Sonra bizler buna uyuyoruz. Şimdi bu beni kötü mü yapıyor? O sınırlar ben doğmadan önce çizilmiş. İbn Arabi'nin edebiyatta çok kullandığımız bir sözü vardı. Coğrafya kaderdir der. Şimdi mesela buna göre o zaman coğrafya kader değil mi? Ama yaşıyoruz işte, ben Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak bazı haklara sahip henüz değilim belki diğer kadınlarla. Avrupa'ya baktığım zaman. O yüzden hani çok güzel bir söylem. Çok hayal ettiğim bir şey yaşamayı. Fakat ben hep şeye bakmaya çalışıyorum. Karşılığı var mı ya bakmaya çalışıyorum. Bu toplum kuralları, sistem o sözün karşılığını henüz vermiyor bence. Bunu da insan kötü olduğu için olduğunu düşünmüyorum ama senin gibi. Şöyle bir durum var. Şimdi izleyenler için hayaller ve gerçekler. Hayaller, aslında gerçekler ve hayaller gibi oldu ama sen daha çok hayalsin. Yani dövmen, güzel dövmenden ötürü sen hayal. Şöyle bir durum var. Ben şöyle yorumluyorum. Hatta bir güzellik yaparak konuştuğumuz Stoacı bir filozof gibi Seneca'nın perspektifinden bu soruya cevap vermek istiyorum. Tamam. Nerede olursan ol, İstanbul, New York, Şam, nerede olursan, Kadıköy, nerede olursan ol, İnsanın bulunduğu durumda doğayı, evrensel doğayı örnek alarak tepki koyması gereken birçok unsur var. Bulunduğun yere göre değişiyor. Stoa felsefesi diyor ki, bulunduğun yer neresiyse oraya göre bir tavır takın. Hı, anladım. Yani senin erdemin, senin bulunduğun o sınırlar içinde evrene bakacak. Ve ona göre şekillenecek. Çünkü bazı şeyler mümkün olmayacak burada mesela. Ve onlar umurunda değil zaten. Seneca'nın umurunda değil. Hiçbir Stoa filozofun umurunda ama değil. Ama o zaman işte şeye gelmiyoruz. Toplumu evrensel değiştirmek gibi amacı yok. Erdeme gelemiyoruz bu sefer. Bölgelere göre erdeme geldi. Ama şöyle bir durum var. Burada şuna değinmek isterim. Aslında bunun evrensel bir tarafı var. O da şu bence. İnsanın kendisiyle eğer erdemini sınırlıyorsak, İnsanla değişmeyen noktalar bizi birleştirir. İşte evet, buna gelmek istiyorum. İnsanla değişme, öz dediğimiz bir şey var. İşte o öze gelebilirsek, bu özü tam belki belirlersek erdeme oradan daha kolay yaklaşırız. Şimdi burada şöyle bir şey var. Stoa felsefesinin amacı bize çok güzel şey anlatıyor. Burada Sokrates etkilidir. Yani Sokrates'in düşüncesi özellikle de Pitagoras üzerinden gelişmiş bir fikir vardır. Şimdi söylediğim zaman birçok kişi ha evet diyecektir. O da şu. Nedir? Ruhçu öğreti. Yani. Şimdi bu dünyada başına her şey gelebilir. Zincire vurulabilirsin, sürgün edilebilirsin, işinden kovulabilirsin, sevgilin seni terk edebilir, cep telefonunu düşürebilirsin denize. Her şey olabilir, tamam. Kötü şeyler. Buna rağmen hayatta kalman lazım.
insan olarak. Bedene düşkün biriysen, bedeninin yani dünyevi unsurlara düşkünsen, cep telefonuna tapıyorsan sen kendini mahvedersin. Sevgiline tapıyorsan sen kendini mahvedersin. Onların dışında her şeyi, hatta kendi bedenini bile aşan bir yakalanma noktan olması lazım. O şey ruhtur. Stoacılara göre. Evrensel, ebedi, yani beden öldükten sonra da varlığını sürdüreceği için. Çünkü Sokrates o yüzden zehri içiyor. Tabii ki buna inanıyorsun. Sokrates ne diyor? Acaba benim durumum mu kötü, zehir evet, içecek olan, yoksa kalanların durumu mu kötü? Bu ne demek? Benim ruhum devam edecek demek yani. Bu inançla mı söyledin? Net, o inanç. Ruhçu öğreti. Dolayısıyla burada eğer ruhun devam edeceğini düşünürsen ve dünyadaki bütün unsurları, bedenle ilgili bütün unsurları küçümsersen, yani bizim Latince'de contemptus mundi dediğimiz şey, evreni küçümsersen, dünyayı küçümsersen, yeryüzünü küçümsersen başka bir şey yüceltmiş olursun. Yani ruhun ebedi varlığını, sonsuz yaşam. Evet. Dolayısıyla bu sana bir güç verecek. Tabii. Nerede olursan ol. İster sana zincir, ister zincire vurul, ister demokratik seçme seçilme hakkın elinden alınsın, ister zorla kafana bir şey geçirilsin, ister kelepçelen, hiç önemli değil. Bulunduğun o durumda dayanabiliyorsan eğer, işte sen Stoa felsefesine göre erdemli bir insan olmuş olursun. Evet, katlanma bazen... felsefesi, sabır felsefesi. Ha, sabır felsefesi dediğimiz yere geliyoruz. Tabii sevgili Cengiz Çevik'le sohbet çok zevkli. Biz zaman zaman da buluşup evet. tartışmalar yapıyoruz sıklıkla. Bu sohbet burada pek kolay kolay bitmez. Daha konuşacak çok şey var. Çok notlarımın üzgünüm. Birçoğunu keşke henüz daha fazla soramadım konuşabilsek. Ama yine ağırlamak istiyorum seni sihirli kelimelerde. Bu sefer belki şu ödev ahlaka konusunda evet. konuşuruz. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığın Rica için ederim, Cengiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere diyorum. Sihirli kelimelerden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.